Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi Türev'in 3. videosuna geldik arkadaşlar. Burada da Türev alma kurallarıyla ilgili sorularımızı çözeceğiz, sorularımızı gömeceğiz. Burada benim hazırladığım, kendi uydurduğum veya değişik kaynaklardan aldığım toplamda 56 olması lazım. 56 tane soru çeşidi göreceğiz. Bu soruların da çözümünü tek tek birlikte yapacağız arkadaşlarım. Siz bazı soruları videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışınız. Böyle benzer sorular varsa eğer ki soruların içerisinde. Onları kendiniz çözmeye çalışın. İyice öğrenmeye çalışın arkadaşlarım. Anlamadıysanız bir daha baştan lütfen videoyu dinleyin. Şu işi birlikte halledelim arkadaşlar. Şu türevi istiyorum ki Türkiye'de herkes, bütün öğrenciler mükemmel bir şekilde yapsınlar. Çünkü öyle çok zor bir konu değil. Kolay bir konu ve üniversite sınavında 4 tane soru gelecek arkadaşlarım türevden inşallah diyelim. Siz de dördünü yapacaksınız. Türev alma kurallarında kendi sorularımı çözeceğim. Peşine de ÖSYM'nin sorduğu soruları çözmeye çalışacağım arkadaşlarım. Onları da göreceksiniz zaten. Bu benimkileri halledebilirseniz dostlarım, ÖSYM'ninkileri haydi haydi halledersiniz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü onlar çok daha kolay gelecekler size. Evet, şimdi şu karma sorularımıza bir başlayalım. Sizler bunların PDF'sini zaten indirdiniz arkadaşlar. PDF'den siz de beni takip edin. Dediğim gibi takıldığımız bir yerde hemen başa dönün, bir daha anlamaya çalışın. Evet, ilk sorumuz, şu simgenin artık limitin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz dostlarım. Şuradaki ifadenin türevi demekti. Yani bu bize f'in türevinde sıfırı soruyormuş arkadaşlar. Şimdi biz burada f'i görüyorsunuz. İster bunu bir dağılma özelliğiyle içeriye tek tek dağıtın. İsterseniz de çarpım durumunda iki tane ifade var. Çarpım durumundaki çarpımın türevini alın arkadaşlarım. Hemen ben çarpımın türevini yapacağım. Şurada f'in türevinde x diyorum ve başlıyorum çarpımın türevini yapmaya. Şimdi birincinin türevi hemen 3x kare eksi 6x'dir diyorum. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazıyorduk. Yazalım. X kare artı 7x artı 7. Araya artı koydum. Şimdi ikincinin türevi. Şu adamın türevini alacağız. O da 2x artı 7 çarpı birinciyi de aynen yazıyoruz demiştik. O da x küp eksi 3x kare artı 2'dir. Şimdi bize ne istiyordu? F'in türevinde sıfırı bulmamızı istiyor. Bulalım. X gördüğümüz yere sıfır yazacağız demektir bu. Şimdi buraya sıfır yazarsam sıfır sıfırdan sıfır geldi. Çarpım durumunda olduğu için şurası da sıfır çıktı. Şurada sıfır yazalım. 7 kaldı bir tek. Çarpı. Şurada 0 yazalım. Şunlar gitti. 2 kaldı diyelim. Ve 7 kere 2 14'müş sorumuzun cevabı dedik. Şimdi bunların zaten cevapları en altta. Ben verdim zaten arkadaşlarım. Onları da oradan kontrol ederseniz kendi yaptığınız sorularda. Evet. Şimdi gx'i vermiş bize. Yanlışlık yapmışım burada arkadaşlar. F'in türevini sormuşum ama g'nin türevini sormuşuz. Dur burada. F yok çünkü piyasada. G'nin türevinde x nedir diye bir soru sormuşuz. Evet. Şimdi gx fonksiyonuna bakalım. 4 bölü kök x. Şimdi köklü ifadenin türevini almayı biz tabii ki öğrendik ama aslında burada ne yapalım? Biz bu köklü ifadelerde üslü ifadeye çeviriyorduk bu gx fonksiyonunu. Hemen bir satır düzenleyelim. Şöyle oldu bakın. 4 dursun çarpı. Şimdi kök x'in normalde x üzeri 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bunu da yukarıya çıkarttığımda 4'ün yanına x üzeri eksi 1 bölü 2 olduğunu gördüm. Şimdi bunun artık türevini alabilirim. G'nin türevinde x diyorum dostlar ve türevini alıyorum. Baştaki sabit katsayıyla dokunmuyorduk 4. Şimdi şuranın türevini alıyoruz. Eksi 1 bölü 2 başa geldi. Çarpı x üstünde eksi 1 bölü 2'yi de 1 azalttım. Eksi 1 bölü 2'den 1 çıkarttım hemen. 2 eksi 3 bölü 2 yaptı. İşte g'nin türevini aldık arkadaşlarım. Tabii bunu da bir satır düzenleyeceksiniz. Yani şıklara göre, şıklara bakacaksınız. Böyle bir şey göremezsiniz. Hemen bunu bir düzenleyelim. Şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. 2 ile de eksi 1'in çarpımı eksi 2 çarpı. Şunu da düzenleyelim. Önce eksiyi takla attıralım. 1 bölü x üzeri 3 bölü 2 olsun. Şimdi bunu da kök içine sokalım. Eksi 2 bölü kök içinde, bakın x'in küpüymüş bu kök içinde. Şuradaki paydadaki 2 neydi? Kökün derecesiydi. Derecemiz de 2.
2 olduğu için de bir şey yazmadım. İşte sorunun cevabı bu gelecek arkadaşlar. Şimdi hemen 3. sorumuza bakabiliriz. Evet, f'in türevinde t'yi bulun diyor dostlar. Hemen bulmaya çalışalım. Şimdi, eksi 5 bölü 3 bir kere burada katsayı olarak dursun. Hemen f'i birazcık düzenleyelim. F'i t'yi bir satır düzenleyelim. Eksi 5 bölü 3 katsayımızdır. Şu 5. dereceden kök t kare. Bunu da üslü ifade olarak yazacağım. T üzeri 2 bölü 5 olur. Yukarıya çıkarttığım için de t üzeri eksi 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. Şimdi artık türevini alabiliriz bunu. Hemen alalım. F'in türevinde t. Eksi 5 bölü 3 başta duruyor. 2 bölü 5'i, daha doğrusu eksi 2 bölü 5'i hemen başa geçirdim. Çarpı t üstünde bunu da bir azaltıyorum. 1 çıkartıyorum. Eksi 7 bölü 5 olur. Evet, bu kıvama getirdik arkadaşlarım. Şimdi bize de ne diyordu zaten? Direkt t yerine bir şey yazmayacağımız için bunu bir satır düzenleyelim. 5'ler gitti. Eksi ile eksi 2'nin çarpımı artı 2 bölü 3 geldi burası. Çarpı. Bunu da eksi olduğu için takla attırıyorum. 1 bölü t üzeri 7 bölü 5'tir diyorum buna. Ve 7 bölü 5'i de kök içinde yazalım şimdi dostlarım. Ne oldu? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü t'yi de kök içinde yazıyorum şöyle. T üzeri 7'ymiş. Kökün derecesi de 5'miş. İşte aradığımız cevap bu olacak dostlar. Geldik şuna. Şu soruya bakalım şimdi. D bölü dm. Yani m'ye göre türevini al diyor şuradaki ifadenin. Şimdi burayı gelin bir satır düzenleyelim biz. Şimdi m dediğimiz şey, bunu tabii birçok yolu var arkadaşlarım. İsterseniz önce üstlü ifadeye çeviririz alttakini. Sonra yukarıya atarız. Altlar aynı olduğu için üstleri toplarız falan filan. Ama ben şunu fark ettim. M dediğimiz şey kök m çarpı kök m'dir. Bir de bölü aşağıda kök m var. Bakın bunların çarpımı m yaptı. Bunu kök m hal, kök m çarpı kök m diye yazdım. Sonra bu kök m'ler gidince aslında benim fonksiyonum direkt kök m'ymiş. Şimdi bunun da diyor türevini al. Hadi alalım. Köklü bir ifadenin türevini nasıl alıyorduk? Kare köklü bir ifadenin türevini. İçinin türevini yazıyoruz. M'nin türevi 1'dir. Bölü 2 çarpı aynen kendisini yazıyorduk. 2 kök m. İşte sorunun cevabı bu gelecek arkadaşlar. Evet, geldim 5 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor şimdi. F'in türevini bulun. Orada da x gördüğünüz yere 0 yazın diyor dostum. Hadi gelin birlikte yapalım şimdi. Bu bölümlü bir ifadedir. Bölümlü bir ifadenin türevini alacağız. Şimdi bu birinci, şurası da ikinci arkadaşlar. Birincinin türevi. Sabit sayıdır, türevi 0. Çarpı ikinciyi de aynen yazıyorum buraya dostlarım. 4x kare eksi 3x artı 1. Eksi koyuyorduk. İkincinin türevi. O da 8x eksi 3 yaptı. Çarpı birinciyi de aynen yazdık. Bölü ikincinin karesi. Yani 4x kare eksi 3x artı 1'in karesi. İşte burada da diyor ki f'de türevinde x gördüğün yere 0 yaz diyor. Şimdi yazalım. Şurası 0 çarpı bir şey olduğu için zaten direkt 0. Orayı geçtim. Şurada 0 yazıyorum. Burası 0 yaptı. Eksi 3. Eksi de burada var artı 3. 3 de burada var 9 yaptı. Şurada 0 yapıyor, yazıyorum. 0, 0, 1 kaldı. 1'in karesi de 1. 9 bölü 1'den 9 çıktı sorunun cevabı. Geldik buna. Bu ne demek? Şuradaki ifadenin türevini al demekti. Yani bana aslında f'in türevinde 1'i soruyormuş bu adam. Buradaki limit ifadesiyle. Şimdi f'in türevini alacağız. Bakın köklü bir ifade. Artık buna alıştınız. Kare köklü ifadenin türevi şuydu. Önce içinin türevini yazıyorum. 2x artı 6 diyorum. Bölü 2 çarpı kök içinde kendisini yazıyorum. X kare artı 6x artı 2'yi yazdım. Neyi soruyordu? F'in türevinde 1. Bu şimdi f'in türevi. Şimdi gelin f'in türevinde de 1'i bulalım. Yani x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsam 2 artı 6'dan 8. Şurada 1 yazdım. 1 6 daha 7, 2 daha 9, 9 kök dışına 3 diye çıktı. 2 ile de çarpıştı 6. 8 bölü 6'ymış yani 4 bölü 3'müş sorunun cevabı.
Geldik 7 numaralı sorumuza. F'in türevini bulun, sonra da x yerine 1 yazın diyor. Hadi gelin düzenleyelim bunu arkadaşlarım. Şimdi bakınız, şurası, şu ifadeyi önce isterseniz kendiniz düzenleyebilirsiniz. Ama şurada arada artı olduğu için, çarpı olmadığı için şunların üstlerini toplayamayacaksınız. Dolayısıyla ben şöyle yapıyorum. Şimdi şuradaki ifadeyi hani bir harfmiş gibi, bir x'miş gibi düşünürsek kök x'in türevini alın diyor aslında bize. Bunu da nasıl yapıyorduk dostlarım? Önce içinin türevini alıyoruz. Sonra bölü 2 çarpı kendisine aynen yazıyorduk hatırlarsanız. Böyleydi. Ya da şöyle yapın dostlarım. Bakın fx'i bir satır düzenleyelim. Şimdi 3 farklı yolumuz var. Hangisini istersek onu seçeriz. Fx'i şöyle düzenliyorum. İçini yazıyorum. Kök x'tir diyorum. Bir de üstüne 1 bölü 2'dir diyorum değil mi? Şu kökten kurtardım, şu en dıştaki kökten. Şimdi gelin bunun türevini alalım hemen. F'in türevinde x. Üstlü ifadenin türevi oldu. Üst başa geldi. 1 bölü 2 çarpı. Aynen yazdım. X artı kök x. Üstünü de bir azalttım. Şunu bir azaltırsam eksi 1 bölü 2 geldi. Yalnız bitmedi. Üstlü ifadede ne yapıyorduk? Bir de çarpı içinin türevini alıyoruz. Şimdi içinin türevine girdim. X'in türevi 1. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. İşte şimdi bitti arkadaşlarım. Aradığımız türev, sorunun cevabı buradan gelecek. Şimdi ne diyordu? X gördüğünüz yere 1 yazın diyor. Hadi yazalım. Şöyle f'in türevinde 1 yazacağız. 1 bölü 2 dursun. 1, 1 de buradan geliyor 2. 2 üzeri eksi 1 bölü 2'ymiş bu çarpı. Şuraya 1 yazdım. 1 bölü 2 oldu. 1 ile toplarsam 2, 3 bölü 2 geldi buradan da. Cevap bu. Bir satır daha düzenleyelim isterseniz. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 3 bölü 4. Çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Hadi bir satır daha. 3 bölü 4 çarpı. Bu ne demek? 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. Son olarak 3 bölü 4 çarpı. Bu da 1 bölü kök 2 demektir. Yani 3 bölü 4 kök 2'ymiş aradığımız cevap. Evet, bunu da geçtik. Bunu da tabii düzenlemiş. Bakın ben 3 kök 2 bölü 8 yazmışım. Yani her iki tarafı kök 2 ile genişletmiş. Öyle de yapabilirdiniz isterseniz. Evet, geldik 8 numaralı sorumuza. F'in türevinde 1'i bulun diyor. Bakın bu da üstünün üstünün üstlüsü gibi bir şey olmuş arkadaşlarım. Şimdi üstlü 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 gibi ifadeler var. Hadi gelin F'in türevini bir alalım biz ilk önce. F'in türevinde x'i bir bulalım. Şimdi buradaki en dıştaki 3'ten başladım. Üstten başladım. 3'ü başa aldık. İçine aynen yazdık. 1 artı x artı x karedir dedik. Bir de bunun karesi var. Kuvveti de bir azalttık 2. Şimdi çarpı. 3'ten içeriye girdim şimdi. Şuraya girdim. Şimdi 1 artı şuranın türevini alacağız. 1'in türevi zaten 0. Şuranın türevini alacağım o halde. Bakın şu kısmın türevini alacağız. Burada da ne var? İkili bir kuvvet var. O zaman 2'yi başa aldım. İçini aynen yazdım. X artı x karedir dedim. Çarpı... Şimdi geleceğim. Bir daha içinin türevini alacağız. Tabii bunun kuvveti de bir azalttık. 1 kaldı ama onu yazmadım yalandan yere. Çarpı. Bir de şuranın türevi var değil mi? O da 1 artı 2x demektir. 1 artı 2x'i de paketledim buraya. Evet. Mevzu bu. Şimdi burada da x gördüğünüz yere 1 yazın diyor dostlarım. Yazın. Şimdi 3 çarpı. Şurası 1 artı 1 yazarsak 1, 1 daha 2. 2'nin karesi 4 geldi. Bir de karesi var. Çarpı. Şimdi 2 çarpı 1, 1 daha 2 geldi burası. Çarpı 1, 2 daha 3 geldi. Toparlayalım. Burası 5'in karesi yaptı. 25. 3 ile çarptım. 75. Çarpı 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 geldi. Cevap 12 çarpı 75'miş arkadaşlarım. Artık ne çıkıyorsa buradan, tamam mı? Ben uzatmıyorum. Zaten aşağıda 900'müş cevap diyelim. Evet, geldik 9 numaralı soruya. Yine aynı mantıkla f'in türevinde 1'i alacakmışız burada. Şimdi önce üstten başlayalım. Buradan içeriye gireceğiz. İçeride türevini alacağız. Şimdi önce 2. F'in türevini yazıyorum burada arkadaşlar. 2 başa geldi. İçine aynen yazdım. 2x
artı 1 eksi kök x'in küpü dedim ve kuvvetini bir azalttım. Şimdi bunun türevini aldık, bu gitti. Sıra geldi, içine girdik. Şimdi çarpı, içine girelim bakalım. 2x'in türevi 2'dir. Artı, şurada da bakın şu kısmın türevini alacağız şimdi. E bunun da türevi nasıldı hocam? 3'ü başa alıyorduk. 3 çarpı diyoruz. İçine giriyoruz. 1 eksi kök x yazdık. Kuvveti bir azalttık. Çarpı dedik. İçinin türevi. 1'in türevi 0. Eksi kök x. O da ne yapar? Eksi, şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 2 kök x yaptı türevi. Evet, sorumuzun türev kısmı burası. Şimdi burada da diyor ki x gördüğünüz yere 1 yazın diyor arkadaşlar. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakalım neler geliyor. 2 çarpı 1 yazarsam 2 artı 1 eksi 1'den 0 geldi burası. 0 0 0 0 geç. 2 kaldı bir tek. Burada 2 diyelim buraya. Çarpı 1 yazıyorduk. Burası 0 oldu zaten. 0 olduğu için şurası komple 0 geldi. Bir tek 2 kaldı. Buradan da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 çıktı sorunun cevabı. Evet, geldik 10 numaralı sorumuza. Bakın 10 numarada çarpım türevi var. 2 tane çarpım durumunda fonksiyon var. Biraz uzun sürebilir arkadaşlarım. Hiç korkmasın gözünüz. Türevini alalım. Gıcık bir soru sormuşuz burada. F'in türevinde x diyelim. Türevini alalım. Şimdi şurası birinci, şurası da ikinci. Birincinin türevi. Bakın dikkatli olun, üstlü bir ifade var. Bunun türevini alırken ne yapacağınızı artık öğrendiniz. Şuranın türevini alıyoruz. 2'yi başa aldık. İçini aynen yazıp kuvveti azaltıyorum. Eksi 2x eksi 1 diyorum. Kuvveti 1 azalttım, 1 kaldı. Çarpı üstten içeriye giriyoruz şimdi. Çarpı içinin türevi, yani 6x eksi 2'dir. Bu birincinin türeviydi. Çarpı ikinci diyorum. Yani x artı 3'ün karekökü. Artı, şimdi ikincinin türevine geldik. İkincinin türevi dediğimiz köklü bir ifadeydi. İçinin türevi 1'dir. Bölü 2 çarpı kökün aynısı. X artı 3. Çarpı birinciyi yazıyorum aynen. Onu da şuraya yazayım mı? Çarpı yan taraftaki soruya geçmesin. 3x kare eksi 2x eksi 1'in karesi diyelim. Bu da birincinin aynısını yazdık buraya. Şimdi f'in türevinde 1'i bulun diyor arkadaşlarım. Hemen 1 yazalım x gördüğümüz yere. 3, 2 da 2 çıktı, 1. 1'den 1 çıktı, 0. Burası 0 geldiği için arkadaşım şu çarpım durumunda olan şu kısım komple 0 gelecek. Orayı komple 0 yaptım. Burası tamam. Sonra şuraya gelelim. Ne yazıyorduk? 1. 1 yazdığım zaman şurası 0 geliyor. 0 da şurası çarpıldığı için burada 0 çıktı. Yani sonuç 0 geldi diyebiliriz. Evet, 11. sorumuz. İşte çok klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında karşımıza çıkacak. Ben de bu sorudan birkaç tane sormaya çalıştım sizin için. Bakın aslında çok da basit bir sorudur. Hemen birlikte yapalım. Klasik bir soru çeşidi. Şimdi bu şekilde parantez içinde x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 diye nokta nokta x eksi 20'ye kadar gelmiş burada. Bu x eksi 30'a kadar, x eksi 25'e kadar, yani canının istediği yere kadar gelebilir bu. Buranın önemi yok bizim için. Bize neyi soruyor? F'in türevinde 1'i soruyor. Dostum bak sen şöyle yapacaksın bu soruyu. F'in türevinde 1 1'i soruyor ya. 1 hangisinin kökü? Şunun kökü. Birincinin kökü. Bunu bir ayrı tutacaksın. Geri kalanların hepsini ayrı tutacaksın ve bunlara gx diyeceksin dostum. Şimdi fonksiyonumuz şu hale geldi ister istemez. Fx eşittir. X eksi 1 var. Bir de diğerleri var, yani gx dedik biz onlara, çarpı gx var. Şimdi bunu gördükten sonra bize de türevini alın diyor ya, f'in türevini alıyorum hemen. Bakın burada çarpım durumunda iki ifadenin türevi var. Şimdi birinci bu, ikinci de bu. Birincinin türevi, x eksi 1'in türevi 1'dir. Çarpı ikinciyi yazdım. Artı ikincinin türevi çarpı birinciyi yazdım. Bakın neler oluyor şimdi. X yerine 1 yazın diyor. Hemen 1 yazalım. F'in türevinde 1. Burası G'de 1 oldu. 1 çarpı G'de 1. Artı G'nin türevinde 1 çarpı 1 eksi 1'den 0 geldi şurası. Yani şurası komple 0 çıktı. O halde F'in türevinde 1 dediğimiz şey aslında G'de 1'miş arkadaşlar.
İşte neden bunu ayrı tutup da diğerlerine GX dediğimi daha iyi anladınız herhalde. Çünkü bakın şurada bunun türevini alınken şu x eksi 1 geliyor ve ben 1 yazdığım zaman 0 çıkıyor burası. Burası komple gittiği için işim kolaylaşıyor. Yani ben şimdi sadece G'de 1'i bulacakmışım dostum. Olay buymuş. Peki bulalım G'de 1'i şimdi hemen. G dediğimiz şey neydi? X eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 20'ye kadar gidiyor. Peki 1 yazarsak x gördüğümüz yere. Şurada x gördüğüm yere 1 yazarsam. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 çarpı. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 çarpı. 1'den 4 çıktı. Eksi 3 diye nokta 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 çarpı. 1'den 20 çıktı. Eksi 19'a kadar geldi. Ve bakın bu ne demek arkadaşlarım? 1'den 19'a kadar olan sayıların çarpımıdır ki o da 19 faktöriyel demektir. Ama bir de eksilerimize dikkat edelim. Bakın 19 tane eksi var. Yani tek sayıda eksi var. Bu 19 tane eksinin çarpımı da eksidir. Eksi 19 faktöriyelmiş sorumuzun cevabı diyebiliriz dostlar. Bakın çok benzeri burada da var işte. Şimdi burada daha da iyi öğreneceksiniz mevzuyu. Şimdi burada da x eksi 1'den başlamış x eksi 40'a kadar gidiyor. Bana 20'yi soruyor arkadaşlarım. O halde ben şurada arada bir yerde x eksi 20 diye bir çarpan var. Bunu tutuyorum ayrı. Yani fx'i şöyle yazıyorum. Fx x eksi 20'yi ayrı tutuyorum. Çarpı diyorum geri kalanların hepsine de gx diyeyim diyorum. Gx diyorum ona da. Ve şimdi türevini alalım her iki tarafın. Bakın f'in türevini aldığımda ne gelecek görelim. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi yazdım. Artı ikincinin türevinde gx'in türevi çarpı birinciyi yazdım. X eksi 20. Şimdi bana f'in türevinde 20'yi soruyordu. X yerine 20 yazarsam 1 çarpı g'de 20 artı şurası bakın ne geliyor? Şuraya 20 yazdığım zaman 0 olduğu için burası komple gidiyor artı 0 geliyor. Şimdi daha iyi anladınız herhalde niye bunu ayrı tuttuğumu, diğerlerine niye G dediğimi. Burası her seferinde 0 gelsin diye. Yani aslında F'in türevinde 20, G'de 20'ye eşitmiş. Şimdi G'de 20'yi bulacağız arkadaşlarım. Olay geri kalanları basit olacak inşallah. Şimdi G'de 20'yi yazalım şuraya. X yerine 20 yazıyorum. 20 yazarsam 20'den 1 çıktı 19. Çarpı 20'den 2 çıktı 18. Çarpı. Şurada nereye kadar gelecek bu? X eksi 19'a kadar yazalım bunu. 20 eksi 19 olsa nokta 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 1'e kadar geldi. Sonra x eksi 20 yok. X eksi 21 var arkadaşlarım. X eksi 21 dediğimizde eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı. Eksi 2 gelir. Nokta nokta nokta. X eksi 40 yani 20 eksi 40'tan da eksi 20 geldi. Son çarpanımız. İşte burası arkadaşlar aradığımız cevap. Bakın şu kısım 19 faktöriyeldir çarpı şu kısım 20 faktöriyeldir. 1'den 20'ye kadar olan sayıların çarpımı 20 faktöriyel. 20 tane eksi olduğu için çift sayıda eksi olduğu için de artı geldi burası. İşte sorunun cevabı bu. Hatta bunu da şöyle düzenleyebilirim. 19 faktöriyel parantezinde şurada 19 faktöriyel çarpı bu da nedir? 19 faktöriyel çarpı 20'dir. Hatta şöyle düzenleyelim. Artı değilmiş aradaki paranteze almayalım. 19 faktöriyel çarpı 19 faktöriyel çarpı 20'dir bu da. 19 faktöriyelin karesi gelir. 19 faktöriyelin karesi çarpı 20. Yani şıklarda böyle olduğu için buna yani şıklara baktım 12. sorunun şeyine. Böyle düzenlemişim en son. O yüzden bunu da bu hale getirdim arkadaşlar. Evet. 13. sorudayız. Burada bakalım G'nin türevinde 1'i istiyor. Yani şuradaki ifadenin türevini bir alın diyor bize. Hadi alalım. G'nin türevini bir bulalım hemen. G'nin türevinde x diyelim. Burada çarpım durumunda iki ifade var arkadaşlarım. Birincinin türevi 2x'tir birincinin türevi. Çarpı ikinciyi aynen yazdım. F kare x'tir dedim. Artı. Şimdi ikincinin türevi. Önce üstlü türevini alıyorum. 2 f'i x'i kuvveti 1 azalttım diyorum. Çarpı içinin türevine girdim. F'in türevinde x çıktı. Bir de çarpı ne var? Birinci. Yani x kare artı 1 var.
Evet, şimdi ne diyordu bize? G'nin türevinde x gördüğünüz yere 1 yazın diyordu. Hadi yazalım. Burada 1 yazarsam 2. Burada ne geldi? F'de 1 geldi. F'de 1 2'ymiş. Karesini alın diyor. 4 artı. F'de 1 geldi burası. 2 çarpı. F'de 1 2 idi. 2 yazdım. F'in türevinde 1 geldi. O da 2 idi. 2 yazdım. 1 yazarsam 1 artı 1'den 2 geldi burası da. Evet, şimdi düzenleyelim. 8 artı 16 yaptı. O da 24'tür. Sorunun cevabı dedik. Evet, 13. sorumuzu da gömmüş olduk böylelikle. Çevirdik arka tarafı. Ve 14 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bilgisayardan da güzel bir ses geldi. Yükleme tamamlanmış diyor. Evet, 14 numaradayız. Bize de diyor ki bileşke fonksiyonun türevini alınız diyor. Bileşke fonksiyondayız arkadaşlarım. Bileşke fonksiyon şuradaki fok türevini alalım ilk önce. Bu neydi? F'in içinde, G'nin içinde x demekti değil mi? Fok dediğimiz şey buydu. Şimdi bunun da türevini alacağız birlikte. Bunun türevi de şu demek. En içten dıştan başlıyorum. F'in türevini aldım. İçini aynen yazdım. Çarpı içine girdim şimdi. G geldi karşıma. O halde G'nin türevini aldım. Olay bu. F'in türevi buna eşit arkadaşlar. Mevzu bu. Şimdi burada da x gördüğünüz yere 2 yazın diyor dostlar. Hemen yazalım. Şöyle oldu. F'in türevinde G'de 2 oldu. Çarpı G'nin türevinde 2 geldi. Şimdi G'de 2'yi hemen bulalım. Şurada x gördüğümüz yere 2 yazalım. 5 kere 2 10. 2 çıktı 8. 8 küp kök dışına 2 diye çıkar. O zaman G'de 2 2'ymiş. Yani şu oldu. F'in türevinde 2 çarpı G'nin türevinde 2 haline döndü bizim sorumuz. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Gelin bir yandan da F'in türevini bulalım. G'nin de türevini bulalım arkadaşlarım. İkisini de bir yerden çıkartalım. Şimdi F'in türevi. Şunun türevini alacağız. Şurada alalım hemen F'in türevini. 2 başa geldi. İçine aynen yazdık. X kare eksi 3x artı 1 çarpı içinin türevi. Yani 2x eksi 3. Şimdi bu F'in türevi. 2 koyun diyor x gördüğünüz yere. Hemen 2 koyalım. 4 olur. 4'ten 6 çıkacak. Eksi 2. Bir daha eksi 1. 2 ile çarptım. Eksi 2 çarpı. Ne koyuyorduk? 2. 4'ten 3 çıktı 1. Eksi 2 çarpı 1'den. Eksi 2 geldi. F'in türevinde 2. İnşallah bir yerde de bir hata yapmamışızdır. Diyelim. Evet, bir hata yaptım. O da şu. Normalde tamam, bizim yaptığımız her işlem doğru da. Şimdi sorunun orijinaline baktım arkadaşlarım. Şurası x küp olacakmış. Sorunun orijinalinde x küp yazmışım ben. Sonradan değiştirmişim hatta onu. Şimdi bizim bulduğumuz cevap aşağıda verdiğim cevaptan farklı çıkacak. Haberiniz olsun, tamam mı? Aşağıda 45 bölü 2 demişim sorunun cevabını ama... Şimdi burası küp olunca 45 bölü 2 çıkıyor. Biz burayı 2 diye verdiğimiz için biz böyle bulalım şimdi cevabı. Tamam, F'in türevinde 2'yi bulduk. Eksi 2. Yani şurası eksi 2'ymiş. Çarpı. Şimdi G'nin türevini bulalım. G'nin türevi de bakın bunu da şöyle üslü ifadeye çevirirsek. Üstünde 1 bölü 3 olur bu. 1 bölü 3'ü başa aldım. İçini aynen yazdım. 5x eksi 2. Üstünü biraz attım. 1 bölü 3 eksi 1'den. Eksi 2 bölü ne oluyor? Eksi 3. 1 eksi 3'ten. Eksi 2 bölü 3. Çarpı içinin türevi. Yani 5. Şimdi burada x gördüğümüz yere 2 yazalım. 18 geliyor burası. 1 bölü 3 çarpı. 8 dediğimizde 2'nin küpü üstünde eksi 2 bölü 3 çarpı 5. Şunlar gitti. Eksi 2 üzeri eksi 2. O da 4. 1 bölü 4 yaptı. 5 bölü 12 geldi burası da. Evet, bu da 5 bölü 12'ymiş. Yani sorunun cevabı eksi 5 bölü 6'ymış. Bizim bulduğumuz cevap bu. Yani şurayı 2 kabul ettim arkadaşlarım. 2 zaten burası şu anda gördüğünüz gibi de. Ama sorunun orijinalinde 3 olduğu için ben cevabı 45 bölü 2 bulmuşum orijinalinde. O yüzden buraya da 45 bölü 2 yazmışım. Ama bu kağıda göre çözdüğümüz için bizde eksi 5 bölü 6'dır. Yani aşağıda eksi 5 bölü 6 yazacak. Evet, 5. sorumuzdayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor.
veriliyor. Buna göre şu işlemin sonucu nedir diye bir soru sormuş. Bakın burada şunu görün arkadaşlarım. İlk önce şurayı bir konuşalım. Şimdi soru çok gıcık gözüküyor ama biraz kolaylaştıracağız. Şimdi buranın cevabı direkt sıfırdır. Niye öğretmenim? Çünkü burası aslında sabit bir sayıdır. Onun türevini soruyordur. Yani şu. Sen fok fonksiyonunu buldun. Fok fonksiyonunda gittin. X yerine 7 yazdın. 7 yazınca burada bir sabit sayı çıkmayacak mı? 3, 5, 13, 15, kök 5 gibi rasyonel bir sayı da olabilir. Herhangi bir sayı çıkacak ama sonuçta. Ve sana da diyor ki işte bu çıkan sayının da türevini al diyor. Yani türev en dışarıda arkadaşlar. İşte türevini al dediği için sabit sayının sonuç 0 çıkacak. Burayla işiniz yok yani sizin o halde. Bizim işimiz sadece burada. Bu da ne demekti? G'nin içinde F içinde 0 demekti değil mi arkadaşlarım? Ve bunun türevini alacağız. Daha doğrusu önce x diyelim, türevini alalım. Bu da nasıl yapıyorduk türevini? Önce dıştan başlıyorum. G'nin türevinde fx çarpı içine giriyorum. F'in türevinde x diyorum. Şimdi, hadi gelin bulalım şimdi. Önce f'in türevini bulalım. X yerine 0 yazalım. Sonra f'te 0'ı bulalım. Hadi ona hemen bulalım. 0 yazarsam 1 bölü eksi 1'den f'te 0 eksi 1 geliyor. Yani soru şu oldu. G'nin türevinde eksi 1 çarpı f'in türevinde eksi 1 oldu arkadaşlarım. Aradığımız şey bu oldu. Şimdi tabii burada bir de g'nin türevini bulacağız. F'in türevini bulacağız tek tek. Sonra yerine yazacağız. Bitecek olay. Onları da şurada kenarda yapalım arkadaşlarım. Şöyle sayfayı ayıralım. Önce f'in türevini bulalım. Şimdi f dediğimiz şey bölüm fonksiyonu olduğu için bölümün türevini alacağım. Birincinin türevi 3 çarpı İkinciye aynen yazdım. Eksi ikincinin türevi 2 çarpı birinciye aynen yazdım. Ve bölü 2x eksi 1'in karesidir dedim. Şimdi sen burada f'in türevinde x gördüğün yere eksi 1 yazacaksın. Hemen yazalım eksi 1'imizi. X gördüğümüz yere yok ne yazıyorduk? F'in türevinde 0 yazacağız buraya ya. 0 0 heh. G'de eksi 1 çıktı. F'de de 0 yazıyorduk baştan beri. 0 çıkacak tamam. F'in türevinde 0'ı arıyoruz o halde. Şimdi 0 yazarsak burada eksi 1 olur. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3 olur. 0 yazarsak 1 olur. Eksi 2 gelir. 0 yazarsak eksi 1 karesi de 1 olur. Yani buradan eksi 5 çıktı. Şimdi gelin şurayı bulduk yani. Eksi 5. Şimdi bir de şurada da G'nin türevini alalım. G dediğimizde çarpım durumunda bir ifade. Bunun türevini alacağız arkadaşlarım. Hemen birincinin türevi 1 çarpı ikinciye aynen yazıyorum. Yani x kare artı 1'in küpü artı ikincinin türevini alıyorum. Onu da şuradan devam edip üstten başladım. 3 başa geldi. X kare artı 1'in karesi oldu çarpı içinin türevi 2x. Şimdi burada da x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız dostlarım. Hemen eksi 1 yazalım. Eksi 1, 1 yapar. 2 yapar. 2'nin küpü 8 yapar. Şuradan bakalım. Eksi 1 yazıyorduk. 1 yapar. 1 daha 2 yapar. Karesi 4. 3 ile çarptım. 12. Eksi 2 de buradan geldi. Çarpı eksi 2. Yani eksi 24 oldu burası. 8 daha. Eksi 24. Doğru mu yaptık? Bir daha bakalım da. Ne yazıyorduk biz x yerine? Eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1 yazarsak şurası ha bir de şurada çarpı birinci vardı değil mi? Onu unuttum ya. Çarpı birinci. Şimdi eksi 1 yazalım. Eksi 1 karesi 1, 2, 4, 12 geldi. Eksi 2 geldi. Bir de eksi 1'imiz var. Heh, şimdi oldu. Burası da ne yaptı? 2, 24 yaptı. 8 daha 32 geldi. Evet şurası da 32'ymiş. Vay be. Eksi 5 çarpı 32'yi soruyor bize. Eksi 160'tır sorunun cevabı diyebiliriz arkadaşlarım. Öf. Şimdi geldik 16'ya. F'in tersinin türevini bulun ve 10 yazın diyor arkadaşlarım bize. Şimdi biz burada tersininle ilgili işlem yapacaksak hep şu kuralı hatırlayacağız arkadaşlar. Şimdi F'de A eşittir B ise F'in tersinde B eşittir A'ydı. Yani şunları yer değiştirdiğimizde F'in üstüne eksi yazabiliyoruz. Yani şu oldu. F'in tersinde x küp artı x eşit oldu.
2x kare artı 3x eksi 1'e. Mevzu bu. Şimdi gelin f'in türevini gönül rahatlığıyla alabiliriz artık. Hadi bu her tarafın türevini alalım. Şimdi f'in türevini alırken arkadaşlarım buradaki eksi 1'in sakın kuvvet olduğunu düşünmeyin. Bu tersi simgesidir. Oraya dikkat edin, tamam mı dostlarım? Tersi simgesi olduğuna dikkat edin. Şimdi türevini alıyorum buranın. Ne yapacağız? En dıştan başlıyorum. F'in tersinin türevinde x küp artı x oldu. F'in tersinin türevinde x küp artı x. Çarpı içine girdim 3x kare artı 1 oldu. Eşittir. Bu tarafın türevini hepiniz alırsınız zaten. 4x artı 3 geldi. Şimdi bize neyi soruyordu? F'in tersinin türevinde 10 olmasını istiyor buranın. O zaman x yerine kaç yazmalıyım ki 10 olsun burası diye düşünelim. 10 olması için 2 yazarsak oluyor mu? 2'nin küpü 8, 2 daha 10. O zaman x eşittir 2 için diyelim. F'in tersinin türevinde 10 oldu burası. Çarpı 2 yazdığım için 4, 12, 13 geldi burası. Eşittir 2 yazdığımda da 11 geldi burası. Her iki tarafı da 13'e bölersek dostlarım aradığımız cevap 11 bölü 13 gelir. 13'e böldüm her iki tarafı. Evet, f'in türevinde 3'ü bulun diyor dostlar. Şimdi gelin her iki tarafın türevini alalım. Şimdi buranın türevi üstlü türev olduğu için 2'yi başa aldım. Üstü biraz azalttım. 3x oldu. Çarpı şimdi içine giriyorum. F'e girdim bakın. F'in türevinde 3x oldu. Bir daha içine girdim. 3x'in türevi de 3 geldi. İşte buraya dikkat edeceğiz dostlarım. Burası dikkatli yapıldığında olay basit. Şimdi gelin burada da bir üstlü ifade var. 3'ü başa aldım. İçini aynen yazıp kuvveti bir azalttım. Çarpı içine girdim. İçinin türevi de 5. Evet, biz de f'den 3'ü istiyordu. X gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 geliyor mu? Geliyor. X gördüğümüz yere 1 yazıyorum hemen arkadaşlarım. Bakın şu oluyor. 2 çarpı f'de 3 oluyor. Çarpı f'in türevinde 3 oldu. Çarpı 3 eşittir. 1 yazıyordum. 1 yazarsam da 5. 3 daha 8. Karesi 64. 64 çarpı 5 çarpı 3. 3 çarpı 5 çarpı 64. Hatta şu 3'leri de bir silelim. Hatta şu 2 ile de 64'ü sadeleştirelim. 32 kalsın. Yani bu taraf 5 çarpı 32 oldu dostlarım. Öyle bir yazalım bunu. 5 çarpı 32. Şimdi burada biz şurayı arıyoruz zaten. Şimdi bize f'in 3 değeri lazım. F'de 3 acaba kaçtır diye bir soru soruyoruz biz kendi kendimize. Önce bunu bulalım. Şimdi f'de 3 şuradan bir konuşalım dostlarım. F'de 3'ü burada bir bulmaya çalışalım. Şimdi biz x yerine 1 yazsak burada. Şöyle oluyor mu? Şu kırmızıyla yapalım. F'in karesinde 1 yazdım x yerine. 3 geldi. Eşittir. 1 yazdım 8'den 64 geldi. Her iki tarafında kare kökünü alsak. Burada her iki tarafın kare kökünü almaya çalışsam. Ne oluyor? Kare kökünü aldım. F'in 3 değeri 8 geldi. Bu da tamamdır herhalde. F'in 3 değeri 8 çıktı. Var mı bir sıkıntı? X gördüğüm yere 1 yazdım. 1 yazarsam f'in karesinde 3 geliyor. Doğru. 1 yazarsam 8'in karesi 64 geliyor. Bu da doğru. F'de 3, 8 çıktı. O halde burası da 8. Şimdi 8'e de bölelim. 8'e bölelim 4. F'in türevinde 3 eşittir 5 kere 4. 20 çıktı. Sorunun cevabı 20'ymiş arkadaşlarım. Bunu da böylelikle paketlemiş olduk. Bir sıkıntı var mı diye bakıyorum da tekrardan herhangi bir sorun var mı diye. Yok gibi geldi bana. Her şey yolunda. Tamam. Şimdi geldik 18 numaraya. Buna göre diyor g'nin türevinde 4'ü bulunuz diyor. Hadi gelin biz burada her iki tarafın türevini bir alalım. Şimdi şurada çarpımın türevi var dostlar. Buna dikkat edelim. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı ikincinin türevi burada dikkatli olun. Üslü ifade var. 2 başa geldi. Kuvveti bir azalttım. Çarpı dedim. İçinin türevi f'in türevinde eksi x'tir dedim. Çarpı dedim. Bir de içine girdim. Eksi x'in türevi de eksi 1'dir. Çarpı birinciyi de yazdık. Unutmayalım. X eşittir. Şimdi geldim buraya. G'nin türevini aldım.
3x artı 1'dir dedim. Bir de içine girdim 3. Evet. Şimdi geri kalanı halledelim. Neyi arıyorduk biz? G'de 4'ü arıyoruz dostlarım. X gördüğümüz yere ne yazarsak G'de 4 gelir diye düşünüyorum. 1 yazarsak. X eşit 1 için diyelim. Bu durumda f'in karesinde eksi 1 olur. Artı 2 tane f'de eksi 1 gelir. Burası. Çarpı f'in türevinde eksi 1 gelir. Çarpı eksi 1. Bir de x yerine 1 yazdığımız için burada da 1 geldi. Eşittir. Burası da g'nin türevinde 4 çarpı 3 oldu. Şimdi bildiğimiz değerleri yerine yazalım. F'de eksi 1 kaçmış? 5. Karesini alın diyor 25. Artı f'de eksi 1 kaçtı? 5. 2 ile çarpın diyor 10. Şurası 10. F'nin türevinde eksi 1 kaçmış? 3. Şuradan da 3 geldi. 30 yaptı. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 30 çıktı burası. Eşittir. G'nin türevinde 4 çarpı 3. 25. 30 daha ne yaptı dostlarım? 25. 30 daha. 25'ten eksi 30 daha doğrusu. Eksi 5 yaptı değil mi burası? Eksi 5. Bir de 3'e bölelim. Eksi 5 bölü 3 olsun. G'nin türevinde 4. Evet, sorunun cevabı buradan geldi. 18 de tamamdır. Geldik 19 numaralı sorumuza. Yine ÖSYM'de sorulan bir sorunun benzeridir dostlarım. Şimdiki çözeceğimiz soru. P'de 0 ile P'de 3'ün, top P'nin türevinde 3'ün toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz burada PX'e bir şey diyeceğiz dostlar. PX hemen ne olsun diye düşünüyorum. PX ikinci dereceden bir fonksiyon olsun dostum. Yani şöyle. AX kare artı BX artı C. İkinci dereceden bir fonksiyon olsun ki bunun türevini alıyorsunuz bakın. P'nin türevinde X'i alırsanız 2AX artı B yapar. Ve bunların toplamı yine ikinci dereceden bir fonksiyon çıkar. Yani şuradaki sonuç toplamları dediğinde sonuç kaçıncı derecedense sen buradaki PX'i o dereceden bir polinom seçeceksin dostum. İkinci dereceden bir polinom seçtim ki türeviyle yani bir düşük derecesiyle toplamı yine ikinci dereceden olsun diye. Şimdi bunların toplamını yazalım. AX kare artı BX artı C ile 2AX artı B'nin toplamı neye eşitmiş? X kare eksi 6X artı 2'ye. Artık soru bundan sonrası polinom sorusu oldu dostlarım. Polinomların eşitliği. Bakın burada x karenin katsayısı a. Burada x karenin katsayısı 1. Demek ki a eşittir 1. Şurada x'in katsayısını yazarken dikkatli olun. 2 tane x'li terim var. Ortak paranteze alırsanız b artı 2a gelir. X'in katsayısı. Buradaki x'in katsayısı da eksi 6. Şimdi a 1 olduğu için 1'i de bu tarafa atarsak b'yi de buradan eksi 8 buluruz. Bu da dursun elimizde. A'yı da 1 bulmuştuk. Son olarak sabit sayılara bakın. B var bir de C var. Yani B ile C'nin toplamıymış 2 olan. B'yi eksi 8 bulmuştuk. Atın bu tarafa C'yi de 10 buldunuz. Şimdi PX polinomunu yeniden yazalım arkadaşlarım. PX şuna eşit oldu. AX kareydi direkt X kare oldu. Artı bx'ti eksi 8x oldu. Artı c yani 10. İşte px polinomu buymuş. Peki p'nin türevi ne oldu bu durumda? P'nin türevinde x. 2x eksi 8 oldu. Şimdi bize neyi soruyor? P'de 0'ı bulun diyor. X yerine 0 yazarsak p'de 0 eşittir 10. P'nin türevinde de 3'ü bulun diyor. X yerine 3 yazalım burada. 6 eksi 8'den eksi 2. Bir de bunları toplayın diyor arkadaşlarım. 10-2'den de 8 çıktı sorumuzun cevabı. Evet 20. sorumuz. Görünümü gıcık olan bir soru gibi duruyor ama öyle çok da gıcık bir soru değil arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi öncelikle fn x fonksiyonu bakın x eksi n olarak tanımlanmış. Yani şöyle mesela f'de 0 diyor ya burada bize. Bu ne demektir aslında? X eksi 0 demektir. Çarpı
F'de 1 ne demektir? X eksi 1 demektir. Çarpı F'de 2, X eksi 2 demektir. Şeklinde çarpı 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 X eksi 2019'a kadar geliyor ifademiz. Şimdi bize de diyor ki bunun türevini al, X gördüğünüz yere 0 yazın. Bakın az önce çözdüğümüz, hani bunu biz bir önceki sayfada X eksi 20'ye kadar getirdik. Sonra bir altındaki soruda X eksi 40'a kadar getirmiştik hatırlarsanız. Burada da ne yapacağız arkadaşlarım? Aynı soru olduğu için bize de 0'ı bul diyor. F'in türevinde, yani şu ifadenin çarpımın türevinde 0'ı bulun diyor. O yüzden ben 0'lı olan, kökü 0 olan ifadeyi ayrı tutacağım. Geri kalanlarının hepsine gx diyeceğim dostlarım. Yani benim fonksiyonum aslında şu oldu. X eksi 0 çarpı gx oldu dostlar. Bizim fonksiyonumuz bu hale geldi. İşte diyor ki bize de bunun türevini al, sonra da x gördüğün yere 0 yaz diyor. Şimdi önce türevini alalım bunun. Bu x demek zaten değil mi? X eksi 0. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı ikincinin türevi g'nin türevinde x çarpı x eksi 0'dı. Yani birinciyi aynen yazdım. Şimdi x yerine de 0 yazarsam şurası komple 0 oldu. Benim aradığım cevap g'de 0 oldu arkadaşlar. G fonksiyonunda 0'ı bulacağız. Şimdi g fonksiyonu nasıldı peki? Şurasıydı g fonksiyonu. Yani x yerine 0 yazarsam buradan bir eksi 1 geliyor çarpı. Buradan bir eksi 2 geliyor çarpı. Eksi 3 çarpı eksi 4 şeklinde 0 yazarsam eksi 2019'a kadar gidiyor arkadaşlarım bu. İşte eksi 1'den 2019'a kadar olan sayıların çarpımı. Nedir bu? 2019 faktöriyeldir. Bir de işaretini kontrol edelim. 2019 tane sayı var burada. Yani tek sayıda eksi var. Tek sayıda eksilerin çarpımı da eksidir. O yüzden eksi 2019 faktöriyel olur sorumuzun cevabı. Evet. Geldik 21 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor arkadaşlar. Olmak üzere f'in türevinde 4. E madem türevini soruyor, gelin her iki tarafın bir türevini alalım ilk önce dostlarım. Hemen şuranın türevini alıyorum. 3x kare artı 2mx artı n eşittir. Burada da türev alırsam şurası sabit sayıdır. N eksi 8 diye durur. Burada da f'in türevinde x gelir. Pekala. Şimdi burada da x neyi soruyor? F'in türevinde 4'ü bulun diyor ya. X yerine 4 yazalım hemen. 4 yazarsam 16, 3 ile çarptım 48. 4 yazarsam 8m artı n eşittir. 4 yazdım. N eksi 8 dursun burada. N eksi 8 çarpı f'in türevinde 4 geldi. E burası 1'miş zaten. Şurası 1'miş. 1 ise buranın bir şeye etkisi yok çarpım durumunda olduğu için. Burayı yazmasam da olur. Burada bakın bir n burada var, bir n burada var. Bunlar da gitti. Eksi 8, 48'i de bu tarafa atarsam 8m eşittir. Eksi 56 mı oluyor? Evet, eksi 56. Bir de 8'e bölelim. M eşittir. Eksi 7 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet. 22. sorudayız arkadaşlarım. Bakın bu soruyu artık tanıdıysanız, benzerini bir tane daha çözdük. Şuradaki ifadenin f'de 8'i bulun diyor. Sen f'de 8'i bulduğunu düşün. Bir sayı çıkacak. Sonra da onun türevini alın diyor. Bir sayının türevi daima 0 olduğu için burası direkt 0'dır diyelim. Yani sabit fonksiyon olduğu için burayla işimiz yok. Türevi 0'dır. Biz şimdi f'in türevini bulacağız. Orada da x yerine 1 yazacağız. Kolay bir soru. Hemen f'in türevini bulalım bir ilk önce. Çarpımın türevini alıyorum. Birincinin türevi 2x eksi 10. Çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi 2x'tir. Çarpı birinci. Evet, şimdi burada da x gördüğünüz yere 1 yazarsanız ben direkt cevaba bakıyorum. Eksi 18 bulacakmışız arkadaşlarım. Çok uzatmıyorum. Çok fazla soru var. Artık hepsini öyle uzun uzun çözmeyelim. Evet, bu soruyu da bir yerden aldığımı hatırlıyorum ama nereden aldığımı çok da hatırlayamadım arkadaşlarım. Yani benim sorum değil, en azından öyle söyleyeyim. Güzel de bir soru ama. Bize neyi soruyor? F'de 2'yi bulun diyor. Bir de f'in türevinde 2'yi bulun diyor. Yani biz şimdi f'de 2'yi buluruz. X yerine 2'yi her türlü yazarız. Bir şeyler gelir oradan da.
Önemli olan burada f'in türevinde 2'yi bulmak. Şimdi soruya baktığınızda bir sürü çarpımlı ifade var. Ve kuvvetlere bakın, ikişer ikişer artıyorlar. Arkadaşlar tabii ki bunu çarpanlara ayırmada da hatırlayacaksınız. Şimdi böyle bir soru çözmüşsünüzdür illaki. Bakın olayımız şu. Bu ifadeyi komple şu en baştaki en düşük terimli x artı 1 ya, bunun eşleniyle çarpıyorum. Yani x eksi 1 ile çarpacağım. Bu ifadeyi komple. E tabi çarptığım gibi böleceğim ki sonuçta değişmesin. Yani benim fx dediğim ifade şöyle oluyor aslında. X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x kare artı 1 çarpı x üzeri 4 artı 1 çarpı x üzeri 8 artı 1 oldu. Bölü çarptığım gibi bir de x eksi 1'e böldüm. Denge değişmedi. Şimdi fx bu. Şimdi fx'i bir satır daha düzenleyeceğim. Bakın şuraya bakarsanız gözünüzün alışkın olduğu bir şey. 2 kare fark. Yani bu adam aslında x kare eksi 1 demektir. Ve x kare eksi 1 ile şuranın 2 kare farkı olduğunu görün. O yüzden burası x üzeri 4 eksi 1 demektir. X üzeri 4 eksi 1 ile de şuranın 2 kare farkını görün. X üzeri 8 eksi 1 demektir. Ve bunun da şurayla 2 kare farkını görürseniz x üzeri 16 eksi 1 olduğunu göreceksiniz aslında üstteki ifadenin. Yani benim fx dediğim şey x üzeri 16 eksi 1 bölü x eksi 1'miş. Bakın ne kadar da kolay bir hale getirdik. Şimdi artık f'in türevini kolayca alabilirim. F'in türevinde x. Hemen birincinin türevi 16 x üzeri 15 çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Eksi ikincinin türevi 1'dir. Birinciyi aynen yazıyorum. Bölü x eksi 1'in karesi geldi. Buradan da. Şimdi burada da f'in türevinde 2'yi arıyoruz. X gördüğümüz yere 2 yazalım artık. 2 16 çarpı 2 üzeri 15 olur. 2'den 1 çıktı, 1 geldi. Yazmıyorum onu. 2 üzeri 16 eksi 1 geldi. Eksiyi de içeriye dağıtırsam eksi 2 üzeri 16 artı 1 geldi burası. Bölü 2'den 1 çıktı, 1. 1'in karesi de 1. Yazmasak da olurdu 10. Şimdi bunu bir satır daha düzenleyelim tabii ki hemen. Şöyle yapalım. 16 dediğimiz şey 2 üzeri 4'tür. Tabanları aynı olduğu için üstleri toplayalım. 2 üzeri 19 eksi 2 üzeri 16 artı 1 oldu. F'in türevinde 2. Şimdi F'de 2'yi bulun diyor bize. F'de 2'yi de şu kenarda bulalım mı hemen arkadaşlarım? Şurada bulalım. F'de 2. X yerine 2 yazarsam 2 üzeri 16 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den de 1 geleceği için yazmadım. Bu da f'de 2. Şimdi bunları da toplayın diyor bize. Yani 2 üzeri 19 eksi 2 üzeri 16 artı 1 ile 2 üzeri 16 eksi 1'i toplayın diyor. Şunlar gitti. Şunlar gitti. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 19 kaldı. Sorunun cevabı buymuş. Evet, 23 numara tamamdır. Geldik 24 numaralı sorumuza. Ne kadar zaman oldu? 53 dakika olmuş arkadaşlarım. Yani bugün iyi video çektik ha. Bir yerden sonra duralım da mola verelim. Ne kadar sorumuz var şöyle bir bakayım. Toplamda 56 idi diye hatırlıyorum ama. Bir daha bir bakayım da emin olayım. 55, 56'dan sonra nereye geçiyor? Evet, ÖSYM sorularına geçiyor. 56 tane soru var. Biz 28'i de çözelim. 28 de bittikten sonra 29'dan itibaren başka bir videoya geçelim arkadaşlarım. Başka bir videoda çözelim. Biraz mola veririz. Hem tam da yarılamış oluruz böylelikle. Evet, 24'lük bakıyoruz şimdi. Y'nin X'e göre türevini alın diyor. Sonra da X gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazın diyor. Fakat fonksiyonlarımızı gördüğünüz gibi sinüslü kosinüslü arkadaşlarım. Sakın ha içinizden hocam sinüsle kosinüslü yani trigonometrik fonksiyonların türevi müfredatta yoktur diye bir şey düşünmeyin. ÖSYM böyle bir soru sorabilir dostlarım. Çünkü burada trigonometri ile ilgili yani trigonometrik bir fonksiyonun türeviyle ilgili bir şey kullanmayacağım. Sadece küçük bir trigonometri bilgisi kullanacağız. O da şuydu. Bakın her iki tarafın karesini alarak
işleme başlayalım. Şimdi y'nin karesini alalım. Sin kare 3 teta gelir. X'in karesini alalım. Kos kare 3 teta gelir. Ve biz biliyoruz ki bunları toplarsak x kare artı y kare geldi. Eşittir. Sin kare ile kos karenin toplama açı ne olursa olsun yeter ki aynı olsun. Toplamı 1 oluyordu. Bunu da 1'e eşitledik. Ve böylelikle buradan bir fonksiyon bulduk. Hatta y'yi de yalnız bırakalım biz. Y'nin x'e göre diyor. Şurada yapalım. Y kare eşittir 1 eksi x karedir. Hatta y eşittir kök içinde 1 eksi x kare gelir. İşte bakın y'yi bulduk. Şimdi bu y'nin x'e göre türevini alacağız arkadaşlar. Hemen türevini de alalım. Y'nin türevinde x eşittir. Ne yapıyorduk? İçinin türevi. Eksi 2x yapar içinin türevi. Bölü 2 çarpı kök içinde aynısını yazıyorduk. 1 eksi x kare. Bize de ne diyor? X gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazın diyor dostlarım. Hemen x gördüğümüz yere de 1 bölü 2 yazalım. Ne olacak? Eksi 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 çarpı kök içinde 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 4. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 2. Geldi. Şuradaki 2'ler gitti. Bir satır daha düzenleyeyim sizin için. Eksi 1 bölü şuradaki ifade kaldı. Yani ne oldu o da? Eksi 1 bölü şöyle yazayım işte. 2 tane kök 3 bölü 2 kaldı diyeyim arkadaşlarım. Çok da uzatmayayım. Evet, şimdi alttakine bakıyoruz. 25. soru. Bakın bu sefer de tanjantla kotanjantı vermiş bize. Şimdi tanjantla kotanjant arasındaki trigonometri bilgisi neydi? Bunların çarpımı 1'e eşitti dostlarım. O zaman biz burada x ile y'nin çarpımını hemen 1'dir diyebiliriz. Dolayısıyla y eşittir 1 bölü x çıkar. Bize de y'nin türevini bulun diyordu. Y'nin türevi, hatırlayın bunu da artık arkadaşlarım, eksi 1 bölü x kareydi değil mi dostlar? Buna artık alışın demiştik. Şimdi x gördüğünüz yere de 1 yazın diyor. 1 yazarsak da cevabımızın eksi 1 geldiğini görürüz dostlar. Evet, geldik buna. 26'ya. Biçiminde tanımlı fx fonksiyonu için f'in türevinde 1'i bulun diyor dostlar. Biz hemen ne yapacağız şimdi? Şunların birinden ya da hiç uğraşmayalım. Y eşittir 3t. Şuradan t'yi çekip getirip burada yerine yazalım. Fx y'yi x cinsinden bulmuş oluruz. Önce şu ifadeyi alıyorum. T'yi yalnız bırakıyorum. Şimdi her iki tarafın karesini alırsam x kare eşittir t eksi 2 çıkar. Eksi 2'yi bu tarafa atarsak x kare artı 2 eşittir t çıktı. Şimdi getirip y'de y eşittir 3 çarpı t gördüğüm yere x kare artı 2 yazıyorum. Bir de artı 2'si var. İşte y'yi bu şekilde düzenledim. Hatta bir satır daha düzenleyeyim. 3x kare. 3 kere 2 6. 2 de buradan geliyor. Artı 8. İşte y fonksiyonumuz buymuş. Şimdi bize de diyor ki f'in türevini bul. Yani y'nin türevini bul. Hemen y'nin türevini alalım. 6x yapar y'nin türevi. X gördüğünüz yere de 1 yazın diyor. 1 yazarsak da 6 buluruz sorunun cevabını. Evet, gelelim 27 numaralı sorumuza. F'in tersinin türevinde işlemimiz var. Tersinde ne yapın demiştim arkadaşlarım. Şu klasik kural. F'in tersinde yer değiştiriyoruz değil mi? Şununla şunu. 3x artı 6 eşittir. Kök içinde 6x artı 3'tür. Şimdi her iki tarafın türevini alalım. F'in tersinin de türevini alıyorum. Buranın da türevini alıyorum. Şimdi f'in tersinin türevine dikkat edin arkadaşlarım. Ne yapacağız? Türevini alırken bir kendisinin türevini yazacağız. Yani f'in tersinin türevinde 3x artı 6 çarpı içinin türevi 3 eşittir. Buranın türevini artık güzelce alabilirsiniz. İçinin türevi 6 bölü 2 çarpı kendisiydi. Evet. Şimdi ne istiyordu? 9 yazın diyor bize. X gördüğünüz şey 9 olsun diye. F'in tersinin türevinde 9 istiyor burayı. 9 olması için de x yerine 3 yazmalıyım ben. F'in tersinin türevinde 9
olması için 3 yazdım. 9 oldu. Çarpı 3 eşittir 6 bölü 3 yazmıştım dostlarım. 18 oldu değil mi? 3 yazarsam x gördüğüm yer. Yok, 1 yazdım x yerine ya. 1 yazınca 9 oluyor burası. Değil mi? 1 yazıyorum. 9 oldu tabii ki. 1 yazarsam 6, 3 daha 9. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 6 ile çarpıştı. 6 bölü 6 oldu burası. Yani 1 oldu. 3'ü de 1 bölü diye atarsak 1 bölü 3 geldi. Sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet. 28 numaralı sorumuz parçalı fonksiyonun türeviyle alakalı, süreklilikle alakalı bir şeymiş. Diyor ki fonksiyonu R de türevli. Yani ne demek bu? Tüm sayılarda türevli. Dolayısıyla kritik noktamız olan 2'de de türevli. Şimdi demek ki 2'de türevli ise sürekli de olacaktı aynı zamanda. O zaman x eşittir 2 için süreklidir bu adam. Süreklilik ne demekti? X'i bir burada, bir burada yerine yazdığımızda aynı değerleri çıkartmalıyız. Şimdi burada x yerine 2 yazarsam 4a olur artı 2b eksi 2 olur. Şunda 2 yazarsak 6a olur eksi 6. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. Hadi burayı da bir satır düzenleyelim. Eksi 6'yı bu tarafa alalım. 4 eşittir. 4a'yı buraya alırsak 2a eksi 2b. Hatta 2'ye bölelim. A eksi b eşittir 2 geldi. Süreklilikten bunu bulduk. Şimdi türevli olduğu için demek ki türevi de var. Yani sağdan ve soldan türevi de birbirine eşit. Yani şunu söylüyorum. F'in türevine 2'ye sağdan yanaşırsak, F'in türevine 2'ye soldan yanaşırsak bunlar birbirine eşit olmalıymış arkadaşlar. Şimdi sağdan yanaşalım. Şunun için türev alalım. Yani 2'nin büyük olduğu yerlerde 3ax eksi 6 fonksiyonunda türev alacağım. Küçük olduğu yerlerde yani ax kare artı bx eksi 2'de de türev alıp sağdan ve soldan türevlerini birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi buranın türevi 3a'dır. Buranın türevi 2ax artı b'dir. Biz de ne yazıyorduk x yerine? 2 yazıyorduk. Burada x olmadığı için direkt 3a diyorum. 2 yazarsam 4a artı b geliyor. Ve buradan da çıkan sonuç eksi a eşittir b'ymiş. Şimdi biz bir de az önce ne bulmuştuk? A eksi b'yi 2 bulmuştuk. Hemen b yerine eksi a yazarsam ne olur burası? Artı a'ya döner. Yani 2a eşittir 2'den a'yı 1 bulurum. Dolayısıyla b'de eksilisi olduğu için eksi 1 buldum b'yi de. Benden de a çarpı b'yi istiyordu. A çarpı b eksi 1 çıkar. Sorunun cevabı eksi 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tam 1 saat 2 dakika olmuş. Ve gerçekten ben de yoruldum arkadaşlarım. Bir video böyle dursun. Diğer videoda da kalan 28 soruyu gömeriz inşallah. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.